Selam arkadaşlar. Yüzme bağımlısı İstanbul'a yakın ucuz deniz tatili rotaları çıkarmaya devam ediyor. Çanakkale Gelibolu Güneyli köyünde Fatma Kadın koyunu ve Gelibolu Güneyli sahilini çekmiştik. Bu sene Enez'e geldik. Enez Keşan. Erikli sahili çok çok popüler bir yer. Ama ben direkt Erikli sahiline gitmek yerine önce Enez Kara İncirli sahiline geldim. Peki neden buraya geldim? Hemen yukarıda denizatı kamp alanında kalıyoruz. Dediğim gibi kanalın konsepti deniz tatili, ucuz deniz tatili, yüzme öğrenme ve denize yakın kamp alanlarıydı. Keşan'a bağlı Erikli sahili, orası buraya uzak 45 dakika. Bunların birçoğu İstanbul ve çevresinden direkt Erikli plajına gidiyorlar. Çünkü orası aşırı popüler bir yer. Yani Enez deyince, Keşan deyince insanların aklına direkt olarak Erikli plajı geliyor. Fakat orası inanılmaz çöplük ve inanılmaz pislik bir hale geldi. Dedim ki önce bana ucuz bir kamp alanı lazım. Denizatı kamp alanında kalıyorum. Orası günlük 200 TL. Kamp alanının en büyük avantajı ise hemen şu yukarıdan sadece ufak bir rampa aşağıya inip bu plaja gelebiliyorsunuz. Kara İncirli plajı diye geçiyor. Zaten videolarda görmüş olduğunuz o tertemiz denize daldığım yer burası. Hem plajı kumluk, hem denizin dibi kumluk, hem de denizi sığ. Aynı zamanda burada ücretli bir yer yok. Yani burası halk plajı. Kendi şemsiyenizle katlanır sandalyenizi getirip burada akşama kadar kalabiliyorsunuz. Biz de kampta sıkıldıkça aşağıya inip burada yüzmenin tadını çıkardık. Ve şimdi Erikli sahile doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, Erikli merkezdeyim. Burası marketlerin, bakkalların olduğu yerler. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli plajının merkezi diyelim buraya. Çok fazla alternatif yok. Çok fazla öyle AA plus yerler yok. Klasik bir köy kasabasının merkezi. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Biz şimdi Erikli sahile geldik. Burada otopark yeri sıkıntı. Günlerden pazar. Bir tur attık etrafı keşif için. Şimdi size anlatmaya başlıyorum. Otopark şu sol taraf plaj. Artık Erikli plajı sol tarafımız. Merkezin hemen yanında otopark. Nereye bulursanız buraya park edeceksiniz arkadaşlar. Yer seçme lüksünüz yok diyebilirim. Otopark konusu böyle. Ücretsiz buralar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Plajda görüşürüz. Buranın avantajı ise otopark konusunda arabanız hemen buraya park eder park etmez. Plaj hemen ayağınızın dibinde. Yani yürümek zorunda kalmayacaksınız. Bu çok büyük bir avantaj. Özellikle çocuklu aileler için avantaj. Mesela arabasını buraya park etmiş ara bir yere. Bu sayede eşya taşırken çoluk çocuk daha rahat edebilirsiniz. Plaja giriyoruz. Erikli plajı giriş ücreti yok arkadaşlar. Halk plajı ve çok uzun bir plaj. Ve kendi şezlong, kendi katlanır sandalyenizi ve şemsiyenizi getirebiliyorsunuz. Plaj şu ileriden başlıyor. Sona kadar gidiyor. Burası cumartesi pazar özellikle çok çok kalabalık. Çünkü Keşan'ın en ünlü plajı. Hatta Enez'e bile gelenler buraya geliyorlar. Plaj kumluk. Deniz sığ. Denizin dibi de kumluk. Hatta insanlar ileri doğru gitmişler. Ve boyu geçmiyor. Bayağı bir gidiyorsunuz ileri doğru. Yaklaşık 100-150 metre var. Denizi çok pis diyorlardı ama pis değil deniz, temiz. Tabi bu dönemsel olarak değişebilir.
Arka tarafta yazlıklar var. Plajın eni çok geniş değil. Ama uzun olması bu dezavantajı kapatıyor. Arkadaşlar, Elikli plajında kamp yapmak yasak. Genelde kampçılar bu soruları soracaklar. Ben baştan söyleyeyim. Plajın bazı bölümlerinde şezlong şemsiye kiralama yerleri var. İki şezlong bir şemsiye 300 TL. Ama kiralamak zorunda değilsiniz. Bu tarafta isteyenler evden ne getirirse onu kullanabiliyorlar. Plaj burasıydı. Hemen plajın arkasında Migros Market, kahve içebileceğiniz yerler, pastane, fırın tarzı yerler. Bu da bir avantaj. Böyle ufak bir minik bir çarşı yapmışlar. Migros marketler.